Sudanlı ve Filistinli yüksek öğretim öğrencilerine koşulsuz yatay geçiş hakkı verildiği iddiaları vardı. Yüksek Öğretim Kurulu bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Yökten yapılan açıklamada savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrencilere e, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş şartları uygun olmayanlara ise bir süreliğine misafir öğrencilik imkanı tanındığını vurguladı. Açıklamada savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkanı... İddia iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır denildi. Açıklamada savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır ifadelerine yer verildi. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada